İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Kosova Kurtuluş Ordusu eski komutanlarından Vedvendosya Parlamento Grubu eski başkanı Recep Selim'i bugün özel mahkemede hakim karşısına çıktı. Recep Selim'i özel mahkemede diğer UÇK komutanları gibi insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlemek şüphesiyle yargılanıyor. İddianame okunduktan sonra uzun bir konuşma yapan Selim'i iddianamede yer alan bütün suçlamaları reddetti. Selim'i konuşmasında ben vatanımı ve halkımı kurtarmak için Sırbistan'a karşı savaştım. Bu savaşı Adem Yaşari ile başlattık, NATO ve General Clark ile bitirdik. Unutmayalım ki adaleti sağlamak hepimizin görevi. Az önce iddianameyi okurken sıraladığınız suçlamanın hiçbiri doğru değil. Bu büyük bir haksızlıktır dedi. Sayın seyircilerimiz gelen son dakika bilgisine göre ülke genelinde 733 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybetti. 137 kişi ise iyileşti. Bu arada Covid-19 salgınıyla mücadele için yeni önlemlerin bakanlar kurulunda onaylanması beklenirken Başbakan Abdullah Hoti basın konferansı düzenledi. Hoti kırmızı bölgede bulunan 7 belediyede cuma günü itibariyle 19.05 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı artan koronavirüs vaka sayısına bağlı olarak şehirler için yeni kısıtlayıcı önlemler aldı. Bu önlemler kapsamında şehirler 3 risk bölgesine ayrıldı. En düşük riske sahip yeşil bölge, orta riskli turuncu bölge ve yüksek riskli kırmızı bölge. Önlemler 13 Kasım 2020 tarihinde saat 19'da yürürlüğe girecek. Koronavirüsle mücadelede alınan önlemleri Başbakan Abdullah Hoti düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Virüsün yayılma riskinin düşük olduğu yeşil bölgede yer alan belediyelerde alışveriş merkezleriyle kafe, bar ve restoranlar saat 05.20 saatleri arasında hizmet verecek. Şehir içi toplu taşıma %50 kapasiteyle çalışacak. Turuncu bölgede yer alan belediyelerde alışveriş merkezleriyle kafe, bar ve restoranlar saat 05.18 saatleri arasında hizmet verecek. Şehir içi toplu taşıma %50 kapasiteyle çalışacak. Söz konusu belediyelerde özel ve kamu şirketleri sadece temel personel ile çalışabilecek. Virüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu kırmızı bölgede yer alan belediyeler Prişne, Podieva, Yakova, İpek, Gilen, Ferzovik ise karantinaya alınacak. Bu belediyelerde kafe, bar ve restoranlar 05 ile 19'a kadar çalışabilecek. Saat 19'dan sonra söz konusu belediyelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve bu süre zarfında şehirler karantinaya alınacak. Kosova Demokratik Partisi PDK bir hafta boyunca meclis çalışmalarında yer almayacak. PDK Milletvekili Abeler Tahiri bir hafta boyunca meclis oturumları ile meclis çalışmalarına katılmayacaklarını açıkladı. Bu yılın 5 Kasım tarihinden bu yana ülkenin eski kurtarıcıları aleyhine hazırlanan iddianameler nedeniyle Kosova'da olağan dışı bir durum yaşanıyor. Bizler UÇK'nın ilk şehidinden son şehidine kadar herkesin canını Kosova'nın kurtuluşu için feda ettiğine inanıyoruz. Laheyde yargılananlar bu ülkenin eski cumhurbaşkanı ve meclis başkanlarıdır diyen Tahiri bu durumun meclis çalışmalarında etkilediğini ve bu nedenle PDK'nın bir her hafta boyunca oturumlarda yer almayacağını dile getirdi. Tahiri ayrıca aynı duyarlılığı diğer partilerden de beklediklerini sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı vekili Vios Osmani, Brüksel'deki diyalog sürecine dahil olması veya müzakere edilen anlaşmaların sorumluluğunu başkalarından devralmasını mantıklı bulmadığını ifade etti. İsviçre Ulusal Konseyi Başkanı ile düzenlediği basın toplantısında kosova sırbistan diyaloğu hakkında konuşan Vios Osmani, diyaloğun hemen devam etmesinin ülkedeki son gelişmelerden sonra Kosova'yı olumsuz bir duruma sokacağını söyledi. Siyasi partilerden diyalog konusundaki tutumlarını uyumlaştırmalarını talep eden Osmani, bu sürecin devamına dair bir belirsizliğin olduğunu söyledi. Osmani ayrıca iktidar koalisyonunda diyalog konusunda farklı görüşlerinde olduğunu ileri sürdü. Sayın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde Kosova'da da anma etkinlikleri düzenlendi. Prizrendeki Kosova'nın en köklü derneklerinden biri olan Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği'nde düzenlenen anma töreni Ataya saygı duruşuyla başladı. Gecede bir konuşma yapan dernek başkanı Nevzat Şundo, konukları selamlayarak Atatürk'ün Kosova'da yaşatıldığını söyledi. Onu anmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. İnşallah gelecekte yeni nesiller de onu anmakla devam ederler. Ben Atatürkçü olduğum için hepimiz gurur duyuyoruz. Ardından Atatürk'e adanmış şiirler okundu. Gecede şair ve yazar İskender Muzbek de anma töreninde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir söyleşi de bulundu. Atatürk büyük bir devlet adamı, bir dünya adamı, bir Rumelili ve Rumeli'ye her şeyden önce Türkiye'ye ama Rumeli'ye, Kosova'ya onun fikirleri çok önemli katkılar sunmuştur. Nasıl? Atatürk bir Atatürkçülüğü meydana getirmiş, ulusal devlet kurmuştur ve bu millet olma sürecine büyük katkılar sunmuştur. Biz Kosova Türkleri olarak onun fikirlerinden esinlenerek 1970 yılından bu yana her yıl Atatürk'ü saygıyla sevgiyle anarak bugünlere geldik. Nevzat Şundurun'un koro şefliğinde Zübeyde Hanım Türk Kadınlar Derneği Korosu'nun konseriyle sona erdi. Sırada hava durumu var. Ardından da kapanışı yapmak için tekrar karşınızda olacağız. Ülkemizde hafif parçalı bulutlu bir gün yaşanıyor. Başkan Pişne'de günün en yüksek hava sıcaklığı 12 dereceydi. Kosa Hidrometeoroloji Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre yarın çoğunlukla güneşli bir hava bizi bekliyor. Günün en yüksek hava sıcaklıkları 9 ila 12 derece dolayında seyredecek. Değerli izleyenlerimiz bir haber bülteni daha sonuna geldik. Yarın yeniden birlikte olmak dilekleriyle sizlerden ayrılıyoruz. Sağlıcakla kalın.